Bir üçgenin kenarları üzerindeki herhangi üç noktayı birleştirerek bir üçgen oluşturdum. Taradım. Bu taralı alanın tüm en büyük üçgen alanına oranı x çarpı z çarpı m, birer tane atlıyorum, artı y çarpı t artı n bölü büyük üçgenin kenarlarının çarpımı a çarpı b çarpı c olduğunu ispatlayalım. Şuradan başlayalım. Şu üçgenin etrafında geziyorum. İki kenarı y ile z. Büyük üçgenin alanına oranını sinüslü alan teoremiyle yazalım. Şu açım alfa olsun. Küçük üçgenin alanı, bunu detaylı yazacağım. Diğerleri de bunun gibi olacak. 1 bölü 2 çarpı y çarpı z çarpı sin alfa. Büyük üçgen alanı ise bu sefer tüm kenarları almam lazım. Açım yine aynı. Y artı 1 bölü 2 y artı x çarpı z artı t çarpı sin alfa olacak. Burada ben sin alfaları götürebilirim. 1 bölü 2'leri de götürebilirim. O zaman ne elde ederim? Y çarpı z elde edilir. Yani şu küçük üçgenin büyük üçgene alanına oranı. Benzer şekilde bu üçgenin tüm üçgenin alanına bu oranı ve şu üçgenin de tüm üçgenin alanına oranını yazabilirim. Hatta buradaki bölgeleri de işaretleyelim. Burası A alan, burası B, C, taralı alanda D olsun. O zaman bu elde etmiş olduğum benim A bölü tüm olur. Yani A artı B artı C artı D olur. Benzer şekilde B bölü tümünü yazalım. Yani A artı B artı C artı D. Bu da ne olacak? X çarpı N bölü X artı Y çarpı N artı M olacak. Benzer şekilde C bölü tümü de M çarpı T bölü M artı N çarpı Z artı T olacak. Peki ben bulduğum A bölü tümü, B bölü tümü ve C bölü tümünü birden çıkartırsam ne olur? Yani bir yerine ben A artı B artı C artı D bölü A artı B artı C artı D yazabilirim. Bundan ben paydalar zaten eşit. Şu A gitse, B gitse ve C gitse geriye ne kalıyor? Benim istediğim kalıyor. Yani D bölü A artı B artı C artı D kalıyor. Dolayısıyla ben elde ettiğim şu 4 oranı birden çıkartırsam istediğim sonucu elde ediyorum. Dediğimi yazdım. Birden bunları çıkartıyorum, elde etmiş olduğum oranları. İşlem yapabilmek için paydalarını eşitleyelim. En soldakini M artı N ile genişletiyorum. Ortadakini Z artı T ile ve en sağdakini de X artı Y ile genişletiyorum. Şimdi genişlettiğim ifadelerle payları çarptım ve üst tarafa yazdım. Paydayı da 1 ile çarpıp bunu çıkaracağım için paydadaki X artı Z artı ve M artı N ile çarpıp açmam lazım. Bunu da buraya yazacağım. Evet, paydaya da yazdık. Bunların üçünün çarpımını, YZM, YZN falan filan 8 tane terim oldu. Tabi bu 1 ile çarpılacak ve şuradakiler bu ifadeden çıkacak. Zaten formüle baktığımızda pay kısmında eksili bir şey yok. Bu eksi dağılacağı için bu ifadelerin hepsinin bundan çıkması lazım. Kalanları yazacağız şimdi. Eşittir diyelim. Bakın şu YZM arkadaşlar bununla gidecek. Eksi olacağı için. YZN bununla gidecek. ZXN bununla gidecek. TXN bunlar gidecek. XMT bununla gidecek. YMT de bununla gidecek. Yani geride ne kalacak pay kısmında? YTN artı XZM kalacak.
payda zaten aynen duracak. Yani payda aynen duruyor. Paydayı şu haline göre yazabiliriz. Payda buydu dağıtılmadan önce. Burada da dikkat edersek y artı x a, büyük üçgenin kenarı, z artı t b ve m artı n de c. Yani paydayı ben x'li y'li yerine a çarpı b çarpı c diye de yazabilirim. Hakikaten formüle bakalım. X, z, m var. Evet. X, z, m'yi buldum. Y, t, n var. Onu da buldum. Payda da zaten a, b, c idi. Dolayısıyla ispatımız bitti.